Doğuran mı, büyüten mi annedir? Hoş geldin Yonca, merhaba. Esra Hocam'ın yanına alayım seni. Yonca ben buradaki seyircilerimize sordum. Ee, ekran başında bizi izleyenlere de sordum. Onlar da şimdi bize yorumlar yazıyorlardır. Sence doğuran mı, büyüten mi annedir? Büyüten annedir ama doğuranın da ne yaşadığını bilmek lazım. Hmm. O zaman senin çocuklarının annesi Behiye midir? Hayır. Ama Annesi, sen az önce öyle değil. dedim büyütendir dedi. Hani deyime göre annedir. Ama ki e, benim ne yaşadığımı da bilmek lazım. Hani ben onun hakkını inkar etmiyorum. Hı hı. Demiyorum ki yani hani e, benim çocuğuma bakmadı veya e, inkar etmiyorum bunu. Tamam baktı. Ama ne şartlarla baktı? Neden baktı? Niye bıraktın çocukları? Ben çocukları bırakmadım. Biz ayrıldık. 16 yaşında ben bir evlilik yaptım. 16 yaşında. Hı hı. 17 yaşında anne oldum. 17 buçuk yaşında tekrar anne oldu. Ya yani düşün, elime çocukları aldım, bir oyun oynadım ya. 17 yaşında iki tane çocuğum oldu benim. Anlaşamadık, 5 yıl. Sonra benim kızım 7 aylık doğdu. Ha diyor ya, ha ben baktım. Tamam baktı, ben inkar etmiyorum. Ama 5 yaşına kadar da çocuklarıma ben baktım. Benim kızım 7 aylık doğduğunda annem baktı. Annem büyüttü. Var mı bir resmi? Nasıl resmi? Bir resmi var mı sende? Neyin resmi var? Küçüklük mi? resmi ya. Biz büyüttün ya baktınız ya annen baktı resmi ya. Resme gerek yok ki. Herkes Anladım. şahit biliyor zaten. Bir resmi var mı kızım Sen, annenden senin? Ben senin da şahit buna. Senle evet, annen ben. çocuğun bıraktığında resmi var mı? Her Anladım. anı resimleme ya. şansımız olmadığı için resim Küçükle yok. Şimdi resim diyor. kanıt mı? Resim Anlayamadım yok. be ya niye e? resim istiyorsun? Yani küçüklü bir resmi olur değil mi? Olmuyor da bir şey ya. ama yani. yani. Olmayabilir. Nasıl resimleyeceğim mi? bunu ben? Her anını resimleyecek miyim? Annen nasıl baktın? E? E 7 aylık doğmadın Behiye. Kaç yaşında? Behiye 7 aylık doğmadı. 7 aylık doğdu. Kim baktı nerede? Ben 2,5 senede 3 çocuk doğurdum doğrudur. Bir tanesi öldü doğrudur. Aynen. çocuk doğdu. Kim baktı Behiye'ye küçükken? Ben baktım kızım sen de yanımdaydın. İstanbul'daydın. 6 ay oturdun yanımda 6 ay oturdun. İstanbul'daydı. İstanbul'daydı. Ben İstanbul'daydım. Ha Antep'e geldin. Ondan sonra İstanbul'daydın. Ya Hadi. tamam da şimdi matematik hesabına gerek yok vay ye 5 aya kadar ben baktım 7 aya kadar sen baktın değil ki. Gerçek olan ne? Bu çocuklar zaten 14 yaşlı, 14-15 yaşında değil mi? Evet. Yani bu çocuklar 3-4 yaşından itibaren esas o zor çağları şimdi bak bunlar ergen oldu muşlar evet, yani. Sen. Şimdi bey abla bakmış değil mi? Evet. Ya tamam sen de doğurmuşsun bir 3 yaşa kadar anladığım kadarıyla bakmışsın. Ama daha sonra 10 yıldır bu kadının üzerinde bu çocuklar. Sizi bıraktığımda gittiğimde evet. Ramazan'a evet. verdim. Ayrıldık. Boşandık evet. biz. Ramazan Ama evlendi. Boşandık. Tekrar Ramazan'ı niye aldın kaçtın gittin? Ben Ramazan alıp evli bir adam kadının yuvasını niye yıktın? Ben yıkmadım. Ya? O yuvayı Çocuğu sen yıktın. Karında nasıl bıraktın? O yuvayı sen yıksın. Mi? Ben yıkmadım. Karında çocuk alıp Antalya'ya kaçtın. Kadın Behiye abla senin oğlun Ramazan'la ayrıldıktan Bunla... sonra bir Bitik. daha evlendi. Hayır. Ramazan benimle ayrılmadan evlendi. evlendirdi. O başkasıyla evlendi. Ramazan'dan ayrıldıktan sonra bundan bu annesinde oturuyor. Ramazan bir daha evlendi. Dışarılı bir kadın aldı. Tamam. Üç ay oturdu. Üç ay içinde kadın hamile. Bu kadın aldı Antalya kaçtı. Annesiyle beraber. Ramazan'ı zorla kandırdın mı Allah şahidim olsun kandırdık Ramazan katıldı. benle evliyken. Kadın beni aradı evlendir. dedi ki Ramazan dedi çocuğu dedi e, kabul etmiyor anne dedi gelmiyor dedi. Telefonu açan bu. Benim karısı diyen karıya açan bu. Bu kadın açıyor diyor ki bak diyor senin kocan değil benim kocam diyor açıyor. Yani anlatabilse bağlanacak o da bağlanacak. Sen orada açıyorsun. Sen hiç Allah'tan korkup utanmadın sen mı? Sen Allah'a bir kere ağacı alma. dışarıda ben bıraktın, kadının yuvasını bozdun. Sen bozdun onu ben. Ya ya i̇ki oğlum, çocuğu bıraktın yetmiyor gibi. Oğlun gelecek, oğlundan duy. Oğlum değil, ben sana söylüyorum. Oğlum değil, onu ben, ben utanıyorum. Söyleyeyim. Bütün Türkiye'den utanıyorum. O da, sende utanıyor, o da, da senden utanıyor. Çünkü çok yalan söylüyor. Bu kadın kendine ihanet etti bir gün. Bir gün evde senden. Sen öz Mihriban'ın şey, birinin evinde oturun yatacağım burada anne dedin. Kim? Sen şu eve e, banyo kilitledin ya dostunu. Kızının dostunu mu? Senin senin. Yok. senin sıkıntı. dostunu kitledin kızını, ben. Kızını. Ramazan kaldırdı da seni. Kızını. Şuraya kenara vurduğunda var ya. Sen. Kafanı kırdığında. Sen sen. Sen Seni sabahça çığırmadın. Kendisinin kızınındı. Sen utanmaz. Kızınınkini bana koydu. Sen ihanet ettin. Kızını. Yatağına koydun. Senin kızını. Yatağına koydun. Kimin evinde? Senin Aa, kızının evinde. koydun. Utanma. Ne kadar geniş bir insanmışsın o zaman. Senin kızının evinde ben, ben bir şey yaşamadım. Ey abla bak çok korkunç şeyler. Gel gel zaten kendisi korkunç bir insan. Sorabilirsiniz. Telefona bağlanabilirler. Verdiğim ne kadar değil. Tamam ver kimse bağlanmasın. telefon uzatabilir. Kimse... Senin gibi insan zaten sana şahitlik yapar. Başka kimse yapmaz. Benim gibi kadınlar yapar. Ben anne zaten. Anladım. Sen annesi 7 tane çocuk büyüttün. 7 tane çocuğu da bırakıp gitti. Nerede senin 2 çocuğun? 7 tane gittim. çocuğunu da ben değil aslında bana söylediklerini kendisi yaşadı. 7 tane çocuğu büyüttüm. Eşinin babasını şükür. bırakıp giden kendisi Üniversite zaten. Üniversite öğrencisi benim tane kızı... çocuğu arada bırakan kendisi benim zaten. Oğlum... Tamam da geçmişini şimdi karıştırma ama şu an gerçekte olan senin evlatlarını büyüten o. Tamam ben yani senin evlatlarını çocuklarını büyütmesine, büyütmesine bir şey demiyorum. 7 tane benim çocuğumdan sonra senin iki çocuğunu büyütüyorum. Sen ben anne ol, ol diyerek gel dedim. Kızım bunun akrabesine haber saldım. Hülya Hanım gelsin. Önce anne olanın olduğunu göreyim. Allah şahit bir dün gördüm bir de bugün gördüm. Suratını bu söylüyor. Bugün gördüm Yalan suratını söylüyor. bu kadının. Allah şahidim olsun. Çocuklarımı hiçbir şekilde göstermeyen o. Şahit oh. olsun yaradan. Ben değilim. Ben bu kadının Ben her seferinde görmek istedim ama çocuklarım bana göstermedi. Gonca Hanım. Hep. Siz eşinizden niye ayrıldınız? Biz anlaşamadık. Anlaşamadık. Boşanma nedeniniz anlaşamamak mıydı? Evet gerekçesine ya anlaşamamanın altına açar mısınız? Kayınvalidinizin evet. dediği gibi altta, evet. aldatma mıydı? Evet. Hayır. Eşinizi aldattığınız için Aldatma değil. Ben eşimi aldatmadım. Ben eşimden ayrıldıktan sonra bir evlilik yaptım. Ben eşimden ayrıldıktan sonra da yaptığım evlilik ne onun ne onun oğlunu ilgilendirdi. Bak şimdi Beyhan'ım çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki e, kızı onu başka biriyle gördüğü için bunu evet. unutamıyor dedi. Yani Orası Utamıyor. çok önemli. Unutamıyor. Allah ya Allah'ın sebebi Ya, ya Allah söylüyor. Akşam, kendisinin kızları arı gördü. Bu, ben onun, onun şey evinde gelindim. Ben ben onu başkalarıyla ben gördüm. Çünkü o, evinde çı giren çıkan belli sizde. Gidiyor, Ben gördüm seni. Seni ben gördüm herkesle. Kaç tane... Şahit benim çıkart. şahit. Şahidi benim çıkart. Ve danık çıkart. Güne kadar evinde şu, şu an Kaç ay Aylar kızım kimse başkasıyla yok, bir evlilik bir şey yaptı. Adamı dolandırdı geldi. Ben seni alaka etmiyorum. Ben şu anda seni Söy, do söyledikleri doğru, doğru mu beyim? abla? söylüyor. Doğru, doğru araştırabilirsiniz. Hatta mahkemesinde varlar. Hülya hanım sorsunlar. Sen şu an biri say birisiyle beraber olabilirsin ama hani onun dışında başka biriyle, Erzurumlu biriyle evlilik yapıyor. Yaşlı bir adamla malı parası pulu için o adamı da dolandırıyor, altınlarını alıyor. Onun mahkemesi şey bile getir çıktı. kızım. Yalan mı Bu kadar şey yonca sen 10 yıldır yoksun ki ortalarda. Sen, sen benim çamurlarım meydana çıkıyor diyerek Kara Ay, kim kötü geldi. Yani. tarafı çıkıyor Gerek çıkıyor diye. Dolandırdın dolandırdı mı adamı, adamı Behi abla? He? Dolandırdın, mı? Dolandırdın mı adamı? Hiç dolandırmadım. Ben araştırabileyim Hanım. Her türlü araştırabileyim. Behi Hanım bir dakika. Ben yanlış anlamadım herhalde değil mi? Sizin çocuğunuz da boşandıktan sonra sizin çocuğunuz bir başkasıyla evleniyor. Yonca Hanım tekrar sizin çocuğunuzla kaçıyor. Evet. Yani Antalya kaçıyor. Hiç anlaşmıyordunuz da. Üç ayda hemen aklınız başınıza mı geldi? Geri, de tekrar gerisin gerisin eskeşinize dön. Bir efendim. sene sonra nasıl yapıyor? Hocam biliyor musun? Bu gidiyor ya, 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 ya arkasından. Behiye'den Onurcan bağra bağra ağlıyor. Anne nereye gidiyorsun diyor. Bu, bu, bu sorunun cevabı bu nedir açıyor. ya gerçekten? Yalan söylüyor. Anlaşmazlığınız da üç ayda boşandık. nasıl bitti hemen birden Ramazan'da ben de biz boşandıktan sonra Hı. evlilikler yaptık. Biz ayrıldık. Şimdi Anne, sen Yonca. ama hocam onu sormuyor. Sen Ramazan'la ben yeniden karşıdan karşıda kaldın var. Ramazan'la evli... tekrar dönüp gitmişsin. Sen. Bir, o... bir oğlu var. Bir oğlu var. Bir dakika Bey bir abla girme. Var bir oğlu. Zaten Ramazan'ın bir tane Suriye'den bir tane oğlu var. Ha onu söylüyorum. O zaman ben evli sen değil mi? kaçırdım Sen Ramazan... kaçırdın. Ramazan'la kaçtın mı kaçmadın mı? mı Yonca? Hayır kaçmadım Ramazan'la. E nereden çıktı o zaman bu? O çocuk... Bilmem ona sormak o lazım. O çocuk nereden çıktı yalan mı? E, Ramazan'ı sen evlendirdin zaten. He? Sen evlendirdin. Evlendi tamam sen çocuk yalan mı? Senden sonra kızım ihanetinden sonra evlendi Ramazan. Ya ihanet ettin ya. Sen evlendirdin oğlunu benden ayrıldın. Evlendiğini ilgilendirmezsin. Geri kaçırdın. Evlen Nasıl geri kaçırdın? Ya başladın? bir şey ayrıca kaçırdın ne yahu? Geri kaçırdın. Ey, Ey abla e, bir dakika adam, Ramazan'da ben kaç yaşında, yaşında adam yani? yani. Ya, Nasıl kaçıracak yorucu onu? Demin bunu sessizce dinlediniz, geçiştirdiniz siz ve onayladınız. Siz boşandıktan sonra Ramazan'la Ramazan bir başkasıyla evlenmiş. Tamam. Buna rağmen siz gidip Ramazan'la tekrar 3 ay sonra... O kadınla evliyken tekrar birlikte yaşamaya başlamışsın. Biz Ramazan'la boşandıktan sonra hiçbir şekilde 10 senedir görüşmedik. O çocuk nereden oldu Öyle ya? bir şey yok. Hangi çocuk nereden oldu? O Cemal adlı çocuk. Nurdan olan. Nurdan olan çocuk nereden oldu ya? Benden boşandıktan sonra evlendi. Yeni Nasıl senden yok. sonra, iki sene sonra bu şimdiki Gül adlı kadınla evlendi. Yok. Ondan yok. Alakası yok. Yeni evli olduğu kadınla. O ayrı. Ramazan çocuk on... kim? Ramazan 3. evliliği bu. Şimdiki evli oldu. Bundan sonra. Ramazan'da da devamında bir alemmiş yani. evet o e ya bir kabul var ki. yani. O kimseyi beğenmiyor. evine Her gelen kendisine kişisel... ayak uyduramadığında siz, ben şunu merak bırakıyor. ediyorum. Yani hocamın da sorduğu o siz bir daha Ramazan Bey'le bir araya gelmediniz. Hayır, gelmediniz. Peki o süreçte sizin bir yasal hakkınız var. Hocamız da iyi bilir. Neden Bey Hanım'dan çocukları almadınız? Çocukları ben çocuklarımı almak istedim Ama ki maddi durumum el vermedi O, o an kadınıma bakamıyorsun Sen ya. konuşuyorsun Bana ben, dakika, ben de vermiyorum Bir dinlemesini öğren bence Çünkü velayet size ait olur aslında değil mi evet. hocam? Hayır ait. velayetin ikisi de çocukların üzeri, babasının üzerine Ama sen vermişsin zaten Hı -hı. Sen bakamam deyip vermişsin Evet, evet bakamayacak annemin, gücüm ha. yoktu çünkü Söylüyorum ya. zaten Babası zaten çalışıp şu saate kadar bakıyordu çocuklarına Kendisi de bakıyordu ben bunu inkar etmiyorum Baktı diyorum ama çocuklarımı görmeyi istedim. Hiçbir şekilde göstermedi bana. Çocuklarımın bir tanesini... Kapıyı dövedin geledin. Çocuklarımın bir tane resimde... devedin, geledin. Adamın bu kadar para resimde... bıraktığı parayı ne ettin sen Mustafa'nın paralarını ne ettin? Ya bir dinlesene. Ne aldım diyorsun? Bir dinle. Diyorsun? Bil, dinle. Hı, dinleyeyim seni dinleyeyim. niyece yalan söylüyorsun. Seni kadar mı yalan söylüyorsun? Yalan söylüyorsun. Seni kadar yalan söyleyemem. Sen profesörsün bir kere. He. Ben senin kadar söyleyemem. Ben He. neyse oyum. Yalan söylediniz, eminiz yani şimdi sizin. Bu beyanınıza göre ben yalan söylerim ama senin kadar söyleyemem diyorsun sen. Ha, yalan söyleyemem ha. ben. onun kadar profesör değilim çünkü. Ama söylüyorum her yani. Tamam. Herkes söyler yalanı, Güzel. Bir ben değil.